Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ben emekli öğretmenim, Ferdi Bey derim. Neden Ferdi Bey? Ben siyasi görüşüm böyle. İlçede kime vereceğiz? Nerede? Demirci'de. Artık onu bilmiyorum yani. Ben tanımıyorum tam, yeni taşındık da şeyle, aday mı bunlar? Evet, büyükşehir adayları. Ben tanımadığım için şimdi gerçekten haber de çok izlemiyorum da, ne bileyim. Kime oy vereceksiniz büyükşehirde? Herhalde şey vereceğiz galiba. Ferdi herhalde. Neden Ferdi? Ne bileyim abi, bunu... İlçede kime vereceksiniz? Daha karar değil abi ya. O kararsız mı izahale? Kararsız abi. Tamam, çok teşekkür ederim. Abi, çok sağ olun. Abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Daha karar vermedim. Ne zaman karar veririm? Bir oy zamanı yaklaşsın, karar vereceğiz. İlçede karar verdin mi? İlçede mi? Onda da karar vermedim. Çünkü kararsızın. Çok çekişmeli geçiyor. Kararsızım, bayağı kararsızım. Evet, bayağı çekişmeli geçiyor. Bakacağız, vaatleri dinliyoruz. Bunun adayların şeylerini dinliyoruz. Bakacağız. Duruma göre. Rica ederim. Amcam, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Yenilgosum. Neler yenilensin, değişsin? Her şey. Ferdi Zeyrek. İlçede kime vereceğiz? İlçede karar vermem daha. Amcam, ama şey, kararım şey. Büyükşehir'de. Zeyrek Büyükşehir'de. Evet. Kesinlikle. İlçede karar İlçede yok. İlçede kararım yok. Peki, size sorayım. Büyükşehir'de kararınız kim? Ergün'ü. Cengiz Ergün mü? Evet. Neden Cengiz Ergün? O zamana kadar iyi gitti onun için. Memnunsunuz. Gelecek gideni aratır. Öyle mi? Tabii. İlçede kime vereceksiniz? Valla ilçe şeyde sağ partiler hep bölündü. Bu sefer CHP hediye edecekler. Ben öyle düşünüyorum. Siz kime vereceksiniz? Daha kararsızım bunda da. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman şöyle yapacağım. Gel gel. Hayırlı olsun. Aday sensin herhalde abi. Adayım. Meclis üyesi adayıyım. Kime oy vereceksin? Tabii ki yeniden Refah'a vereceğim. İhsan Temel'e vereceğiz. Peki, büyükşehirde ne yapacağız diye sorsam? Valla büyükşehirde aslında net olmamakla beraber halk nereye istiyorsa biz de oraya vereceğiz. Büyük ihtimal Zeyrek'e vereceğiz. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun sizin için de. Abi size de sorayım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Onu tercih ediyoruz ya. İlçede ne yapacaksınız? İlçede şey... Yeniden Refah vereceğiz. Büyükşehir'de Cengiz Ergün Bey'e vereceğiz. Abi Yeniden Refah ha, meclis üyesi. Ben de ne kadar benziyor diyecektim. Zaten tamam, kolay gelsin, hayırlı işler abi. Ha, abilere soralım. Bak abiler varmış. Abiler merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Teşekkürler. Bayağı soğuk demirci. Evet. Nereden geliyorsunuz? Manisa'dan geliyoruz. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye Ferdi soruyorum. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Ferdi Zeyrek 15 yıldır Cengiz Ergün. Bir şey olmadı. Bir de Ferdi Zeyrek. Memnun kalmadık mı? Evet. Nelerden memnun kalmadık? Hiçbir şeyden. İlçede ne yapacağız? İlçede de Şerif Akmaşa. Şerif Akmaşa. Evet. Abi size de sorayım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Aynı. Hangisi? Arkadaşın dediği gibi. Ferdi Zeyrek mi? Evet. İlçede? Şerif Akmaşa. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? O bizde saklı kalsın. Öyle mi? Evet. İlçede kime vereceğiz? O belli mi? O bizde saklı kalsın. Peki. Siz? Ben de aynı. Büyükşehir'de kime vereceksin? Adayın belli mi? O belli değil. Belli değil daha. Onu beyin nereye verirse oraya verir. Yok, senin de kendi kararların olacak canım. Hayır. Öyle mi? Biz beyin dediğinden dışa çıkmayız. Öyle mi? Valla meydanda yapacaktık ama şu biz lokal falan değil değil mi? Selamünaleyküm. Yaş kaç dostum? 18 abi. Oy kullanacağım mı? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün diye sorsam? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Cengiz Başkan. Ferdi Zeyrek'i tanımıyoruz ki. Cengiz'e kime vereceğiz? Erkan Başkan. Başkan. Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek abi. Neden Ferdi Zeyrek? Neden Ferdi Zeyrek abi? Artık bıktık Berkin'den ya. Yolumuz o biçim. Her şey bağlı. Evimize su kartı bile kartla. Kart bitti mi banyoda yerde kalıyor. Hani gideceğin de tekrar gece su yıkamak için. Yani bu demir suyu içinde mi oluyor ya? Onun için ben Ferdi Zeyrek diyorum. İlçede ne yapacağız? İlçede de İhsan Temel. İhsan Temel. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi size de sorayım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Adam çalışkan adam. Çalışacak. Eminim yani, garanti. İnanıyorsunuz, güveniyorsunuz. İnanıyorum, güveniyorum. Nelerden memnun kalmadınız mesela? Su parası çok pahalı. Onun için sulardan çok sıkıntımız var. O yönden. İlçede ne yapacaksınız? İhsan Temel. İhsan Temel. Peki, teşekkür ederim. Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ben AK Partiliyim. AK Parti'nin belediye başkanı kimse ona vereceğim. Büyükşehir'de AK Parti'nin Cumhur İttifakı var biliyorsunuz. Büyükşehir değil. Büyükşehir'i soruyorum ben şu an. Büyükşehir, vallahi şeye vereceğim, Halk Partisi'ne vereceğim de yalnız gene de bir tereddüdüm var yani.
tereddütünüzün sebebi ne? Ya biz bu memleketli olarak Halk Partisi'ni pek şey görmüyoruz yani, aktif görmüyoruz. Ama bu adam iyidir. Ona bir şey dediğimiz yok. Evet. Ha, o indireceğim, kaldıracağım diyor ama bu belediye başkanları işe geldi mi her şeyi onu diyor. İlçede kime vereceğiz? İlçede AK Parti'ye veririm. Başka hiç kimseye vermem. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Ben daha genel bir şey söylesem. Bir kere Demirci'de sadece menfaat siyasetçiliği yapılıyor. Gençler işsiz, dışarı göç veriliyor. Şu an burası sadece emekli memleketi olarak kaldı. Benim babam emekli. 10 bin lira maaş alıyor. Biz 10 bin lirayla 3 kişi yaşıyoruz evde. Kira ödemiyoruz ama kişi başına düşen gelir sayısı 4 bini aşmıyor şu anda. 4 binle bir kişi nasıl geçinecek? Biz markete gittiğimiz zaman 2000 lirayla çıkıyoruz. Bir öğrenci, ya bir üniversite bitirmiş bir insan, kapı kapı ben şu an muhtar adayım. Kasımpaşa Mahallesi muhtar adayım. Ben şu an kapı kapı oy dileniyorum. Kapı kapı oy istiyorum. Yani ben gençliğimi eve bıraktım. Şu an ben 24 yaşında mezun oldum. 34 yaşındayım. Ben 10 yılımı eve bıraktım. Cengiz Ergün neredeydi mesela? İşte ya da devlet büyüklerimiz neredeydi? Ben AK Partili, MHP'li, CHP'li olarak konuşmuyorum şu an. Ben sadece gelecek kaygısı içinde olan, geleceğini kuramayan biri için bir genç olarak konuşuyorum. Gerçekleri konuşuyorum. Gerçekleri konuşuyorum. O yüzden de benim şu an 10 yıldır bu Demirci'ye iş katkısı olmadığı için denenmemişi denemek adına Ferdi Zeyrek'e vereceğim oyumu. Belediye seçimlerinde de yine denenmemişi denemek istiyorum. O yüzden ülkenin hali çok zor, emeklinin hali zor, gençlerin hali zor, iş yok. Yok yani, gelecek kaygımız çok büyük. Bu şekilde inşallah düzelir. Yerel seçimler bizim için bir umut olsun, emekli için bir umut olsun, gençler için bir umut olsun. Öyle mi? Tamam. Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Çünkü Türk milliyetçisi, biz de Türk milliyetçisiyiz. Bu vatana, millete hizmeti sınırsızdır. Büyükşehir'de Cengiz Ergün diyorsunuz. İlçede adayınız belli mi? Vallahi benim niyetim Erkan Kara. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Abi size sorayım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Vallahi bizim hizmet için yani çalışıyor. Biz zamanında MHP'li zamanında yani Cengiz Ergün. Memnunsunuz hizmetler. Memnunuz yani. İlçede ne yapacaksınız? Erkan Kara. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abiler merhaba. Vallahi ısınmak için içeriye girdik. İçeride soruyoruz artık. Sokakta çevirmiyoruz. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ben Turgut Doygulanıyorum da o ikisi de Büyükşehir oluyor galiba. Ama şimdi benim bir şikayetim var. Önceden köy hizmetleri vardı. Bizim mesela yollarımız, bazı şeyler düzenliydi. Şimdi Büyükşehir'e girdi. Büyükşehir benim su depomu yapmadı. Yolumu da yapmadı örneğin. Evime suyu da bağlamadı. Maske kendi görevlerini yapmadılar. Bazı konularda şikayetimiz var. Abi siz Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Ya bizim Manisa milliyetçi. Hı hı. Türkiye'nin en şey illerinden biri. Onun için bizim burada pek... Cengiz Ergün diyorsunuz bu yüzden. İlçede ne yapacaksınız? İlçede de AK Parti veririz. AK Parti adayına. Peki, teşekkür ederim. Abi siz Büyükşehir'de ne yapacaksınız? Vallahi ben Büyükşehir'de memnun değilim kardeşim. Ha, herkes sallıyor bir şey de. Şöyle Büyükşehir'in yaptığı şey herkes görüyordur tahminim. Ben köyde yaşıyorum. Buranın 40 kilometrelerinde köyünde. Burla Büyükşehir'in yolu. Git bak, gör ki öyle cevap ver. Bana Büyükşehir burada ne yaptı? Ne yapmadı onu göstersen, onu istiyorum ben. Hiçbir şey yapmamış. Hizmet arama abi, hizmet yok. Ha ufak büyük şey, şey küçük şey, Razurlar, Cabalı, Mabalı, onu da yapacağı ne kadar? Büyükşehir bize uzak geliyor. Manisa'dan hizmet buraya gelmiyor. Turgutlu'yu görüyorsun. Yolları da görüyorsun. Hani burada o yollar nerede? Hani bana niye Cengiz Ergün diyor adam? Burada o yollar nerede? Benim Demirci'me de yap, köprü başına yap, Gördes'e yap, Selendi'ye yap. Hani buralarda nerede abi? Adayınızı sorsam şu anda. Aday valla belli şu an. Aday belli. Ben 20 senedir AK Partiliyim. Diyorsunuz? 20 senedir AK Partiliyim. ANAP'tan, Refah'tan AK Parti'ye geldim. Ama bu sefer yok abi. Bu sefer kim? Bu sefer bitti abi. Ağzınızdan duysam. Bu sefer Zeyrek abi. Ablacığım merhaba. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Yorum yok. Amcam Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz. Neden Cengiz Ergün? Ben hiç vazgeçmedim. Doğduğumdan beri aynı o adama veriyorum oyunu. Memnun muyuz hizmetlerinden? Hepsinden memnun. İlçede ne yapacağız? İlçede AK Parti. İlçede AK Parti. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ferdi Zeyrek abi. Neden Ferdi Zeyrek abi? Abi değişiklik olsun ya. Neler değişsin mesela? Vallahi ya değişiklik şart.
Değişiklik olsun. İlçede ne yapacağız? İlçede ona karar vermiyoruz şimdi de. Evet, kararsız. Peki, çok teşekkür ederim. Çok. Abi sana sormadık değil mi? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün abi. Neden Cengiz Ergün abi? Başkandır. Cengiz Er. Neden Cengiz Ergün? Bilmiyorum ya. Abi bilmiyormuş. Abi merhaba. Siyasi bir karakterim ben sen. Tamam ben siyasi istiyorum zaten. İstediğim kişi. Ben esnafım, yorum yapmıyorum. Eyvallah, teşekkürler. Teşekkürler. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim şart. Aynı şekilde. Kararsızım daha. Neden kararsızız abi? Daha var ya, 9 gün var. Çok az kaldı. Aynen. Kararımızı vereceğiz. İlçede kararımız belli mi? İlçede de belli değil ya. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar buraya geçtim ben. Kahve mi abi orası? Berberse olur, geçer. Kaç kişi var abi? Vallahi donuyorum. 10 kişi varsa geliyor. Geliyor. Merhabalar, hayırlı işler. Abi biz Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Abi biz Ferdi Zeyrekçiyiz ya. Neden Ferdi Zeyrekçiyiz abi? Ferdi Zeyrek değişiklik olsun abi. Nelerin değişmesini istiyoruz? Ya en azından başka ne değişsin abi? 15 seneden beri yapan adamın yerine bir başkası gelsin, bir başkası da hizmet edebilsin. Memnun kalmadık mı hizmetlerden şu ana kadar? Ya hizmetinden bir şey şikayetimiz yok ama değişiklik yapılsın abi. Ben Ferdi diyorum. Neden Ferdi diyoruz? Valla bir değişiklik olsun diyorum ya. Bir 50 liraya su kullanıyoruz şimdi. Yani hiçbir yerde yok bu. Türkiye'de birinci yani. Onun için. Yoksa yaptığı işler gayet güzel. Salli'ye yaptı. Üst geçit. Turgutlu'ya alt geçit yaptı. Bir güzel de işte hani burada faydalanması bilemedi buradaki insanlar ama istese burası o gene yapacaktı. Yani bizim memleketi ama bir değişsin yani. Devamlı olduğu zaman da son dönemlerde bir şeyler olmuyor artık. Değişsin artık. İlçede ne yapacağız abi? İlçede Erkan diyoruz. Şerif diyoruz. Ama bakarsın gönül ne ister son anda sandığın başına gideriz. Duruma göre atarız yani. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Sebebi yok ya. Ferdi Zeyrek değişiklik olsun. İlçede ne yapacağız? İlçede İhsan Temel'e vermek istiyorum. Ben Manisa'da Ferdi Zeyrek de burada kararsız. Neden kararsızız? O güne kadar bakacağız ya. Peki Manisa'da neden Ferdi Zeyrek dedik? Değişsin abi. Neler değişsin? Bir genç olarak yorumunu merak ediyorum. Ben Cengiz Ergün'ü hiç görmedim burada. Geldiğini hiç hatırlamıyorum. Yani gelse de aynen. Öyle yani. Bak bu köpek halen aynı pozisyonda duruyor ha. Kanka ne yapıyorsun? Abim, Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Vallahi ben o işlere girmiyorum arkadaşım. Üşüyorsun. Vallahi biz Manisa'dan geldik. Manisa sıcaktı. Burası buz gibi ya. Evet. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz abi. Ben bir şey demiyorum ya. Yani. İlçeyi der miyiz? Yok hiçbir. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ablacığım merhaba. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyorum. Yok yok kadın. Vallahi hayırlısı olsun kardeşim ya. İkisi de bizim kardeşimiz. Allah inşallah hakkında hangisi hayırlı olacaksa onu nasip etsin. O kardeşimiz de nurlu bir kardeşimiz Ferdi Bey. Allah'ın muvaffak etsin inşallah. Hayırlısı olsun. Hadi Allah'a emanet. Memleket için de yararlı olacak kimse ona nasip olsun. Hayırlısı olsun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Hepsi. Hepsi. Nasıl olacak o? Oy kullanmayacaksın ondan. Neden? Herkes. Tepki olarak mı? Tepki. Tepkimiz neye? Sisteme. Belediye nedir abi? Belediye yönetim sistemidir değil mi? Niye taşeronla işi yapıyorlar? Nasıl oluyor bu? Ben bunun mantığımı almıyor abi. Taşeronla işi çalıştırıyor. Belediye nedir abi? Kurumsal bir firma değil midir? Evet. Ha şirket de o. Niye ihale usullerine gidiyor? Her taraf yolsuz, kakılı. Yorum yok şu anda. Öyle mi? Yorum yok. İlçede bir yorumumuz var mı? Ya ben kendim emekli olduğum için kızıyorum bazı şeylere, kızıyorum yani abim dediği gibi. Yorum yok şu anda. Çok teşekkür. Sağ ol. Çok teşekkürler. Abi siz Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? İkisi herhalde aşağı yukarı yarışıyorlar. Ben bir şey fark etmiyor. Ya yollara sıcak asfalt olsa daha iyi olur köy yollarına. Demirci çok gerilemiş. Biraz gelen yani, siyasetçiler biraz şey yapması lazım yani. Abi aşağı çık, yukarı in. Aynen aynen. Çok berbat yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki adayınız, sizin adayınız kim? Aday şu anda hiçbir ana konuda bir şey diyemeyeceğim. Lan bu ne? Koruma gibi, bodyguard gibi dolanıyorsun. Abiler merhaba. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Ne bileyim, Cengiz Ergün. Memnun muyuz? Evet memnunuz. İlçede kime vereceğiz? İlçede belli değil. Henüz karar vermediniz. Peki teşekkür ederim. Abi sizin adayınız kim Büyükşehir'de? Şu anda kararsızım. Kararsızımızın sebebi ne? Şu anda düşünüyoruz artık. Cevap mı vermek istemiyoruz yoksa düşünüyor muyuz gerçekten? Ya düşünüyorum. Sandık da belli olacak. Evet. İlçede belli mi? İlçede valla
biraz daha AK Parti'ye doğru yöneliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Memnunuz ondan. Memnunuz Cengiz Ergün. Memnunsunuz. İlçedeki adayınız belli mi? İlçedeki aday Murat neydi onun adı ya? Hatırlayamıyorum ben ya. Hangi parti? AK Parti'nin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Yeni yüzler görelim. Yeni insanlar tanıyalım. Hayırlısı olsun diyelim. Peki, ilçede adayınız belli mi? Yorumsuz. Ablacığım sen Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün? Hiçbirisine karışmıyorum. Oy kullanmayacağım mı? Kullanmayacağım. Neden? Memnun değilim. Artık bizi yerlerde sürmüyoruz. Sefalet içindeyiz. Daha iyisi gelecek olursa yapsınlar. Yapabileceğini diyen çıksın başa. Yaptığı zaman iki fazla destekleriz. Ama bu sefer kullanmayacağım. Bu sefer oy kullanmayacağım. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi merhaba. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Onu bayağıdır tanıyoruz. Soruyu sorduğumda çok düşünerek bekledim biraz. Neden bu kadar düşündün? Değişsin mi acaba diye. Yani şu ana kadar değişsin diye düşündün mü? Yok, arada da geçiyordu aklımdan ama yine de Cengiz Ergün diyorum. Sizi durduran şey neydi? Boşver. Cengiz Ergün diyorsunuz. İlçede adayınız belli mi? İlçede de Kara. Şu ana kadar yapılan hizmetlerden Büyükşehir'in hem de ilçe belediyesinin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Şu ana kadar değilim. Değilsiniz. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Cengiz Ergün, Manisa'da. Efendim? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün? Abi ben misafirim, geldim gidiyorum. Ne onu biliyorum ne onu. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Daha genç ve atılgan olduğunu düşünüyorum. Ferdi Zeyrek diyoruz. Neden Ferdi Zeyrek? Valla bu sene be. Memnun kalmadınız mı? Köydeniz hocam biz Karakınışlıklardan. O civar köylerde herkesten kimse aldı. Bizim köyden daha bir Allah'ın koyduğu kaç senedir. Öyle. Bu zamanda da hep Cengizci'ydi. Bu sefer belli olacak hocam. Bu sefer Ferdi Zeyrek diyorsunuz. Belli olacak. Bugün gelecek değil mi bu? Tamam hocam Ferdi Zeyrek diyor. İlçede kime vereceğiz? İlçede onu söylemek bu. Yok onu kararsız. Tamam. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ben yorumsuz kalayım sağ olun. Neden yorumsuzuz? Öyle olması gerekiyor. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz. Neden Cengiz Ergün? Cengiz. Devam mı? İlçede adayımız belli mi? İlçede de şey var. Erkan. Peki abi siz? Vallahi ben oy kullanmayacağım abi bu dönemde. Neden? Çok dertli söylüyorum. Bana faydası yok. Vallahi yok. Abi sen Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ne bileyim ya. Belki kullanmayacağım ben ya. Sebep ne abi? Ya seni bu kadar düşündüren şeyi merak ediyorum ben. Kullanmayacağım abi ya. Sen de dertlisin ama söylemiyor işte. Peki. İlçeyi de kullanacağım mı? Aynen. Onu da kullanmayacağım. Onu kullanırım. Kim olur o? Erkin Karalır. Teşekkürler abi sen. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Bilmiyorum ben değişim olması gerektiğini düşünüyorum onda. Nelerin değişmesini istiyorsun? Ya baştakinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Memnun kalmadık mı bunca zamandır hizmetlerden? Ha gelsin mi de başkası demesin yani o yönde. Yoksa sıkıntım yok. Peki ilçede ne yapacağız? İhsan Temel diyorum ben. İhsan Temel. Evet. Peki, teşekkür ederim. Valla sizin böyle derin derin düşünmenizi ben merak ettim ama bir cevap alamadım. Yok mu cevap? Hayır yok. Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi yok mu? Şanslı kişi sensin. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Abi Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Ferdi Zeyrek. Neden o? Ya bu sefer o abi ya. Evet. Kaç? Yok. İlçede ne yapacağız? İlçede İhsan. Bu Hayır. sefer o dedin. Geçen sefer kime vermiştin? Geçen sefer Selami'ye vermiştim. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de mi? Şey Cengiz Ergün'dü. Bu sefer vermiyor mu? Hayır. Teşekkürler abi. Efendim? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Zeyrek? Öteki miladını doldurduk hani yeter. Öyle mi? Yeter. Tamam. Soracağım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişiklik şart bence. Neler değişsin? Ne bileyim ya artık bir değişiklik şart. İlçedeki adayımız belli mi? Onu da Erkan Kara düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Anlamadım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeybek. Neden Ferdi Zeyrek? Yeter artık 10 yıldır onlar biraz da farklı deneyim yapalım. Aynen. İçerideki adayımız belli mi? Evet. İhsan Temel. Peki, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Abim. Abim nereye gidiyorsun ya bensiz? Beraber gidecektik. Yürüyelim hadi. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün?
Hangisi olması gerek? Bilmiyorum, ben sadece soruyorum. Nedeni soruyorum. Yani ben Cengiz Ergün deyip geçmek istemiyor. Biraz sohbet etmek istiyorum. Ha. Sohbet ne yapacağız ya? Memnun muyuz? Memnunuz abi. İlçede ya. Ne yapacağız abi? İlçede bakalım. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hadi, hayırlı günler abim. Zeyrek ya. Neden zeyrek? Ya orası uğraşma ya. Akşam akşam uğraşmayayım. Peki ilçede ne yapacağız? Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Su parası abi. Başka ne olacak? İlçedeki adayımız belli mi? Tamam. Evet. Burada da İhsan Temel'e vereceğiz. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Haydi devam. Pazar yerine giriyorum ya artık. Buyur. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ben ikisini atmıyorum abi. Kime atacaksın abi? Boş atıyorum büyük şehirde. Niye öyle yapıyorsun? Öyle atıyorum abi, boş atıyorum. Sebep ne? Sebep. Hava şartları çok soğuk abi ya. Tam büyük şehirde hava şartları nasıl? Hava şartlarını bu arkadaş biliyor. Hava şartları konusu sen açtın ya. Abi bana konuşma. Ben zaten başım yandı bu işten. Bu arkadaş konuşsun. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Abi hangi sayılısı o gelsin. Ama değişim gerekiyor yani. Ferdi Zeyrek diyorsun. Yani. İlçede ne yapacağız abi? İlçede de valla onda bizim eskiden çalıştığımız bir abimiz var. Onu ayırma düşünüyorum. İsmi ne? İhsan Temel. Peki, teşekkür ederim. Şahsım onu düşünüyorum ben yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ama o popüler diye görüyorum yani. Sağ olun. Teşekkürler. Pazar da boş ya. Kalabalık olur diye geldik. Abi çarşıda da insan yok. Vallahi Ferdi Zeybek. Neden Ferdi Zeybek? Vallahi hiç yatırım görmedik ki Demirci'de. Ne gördük ya? Değil mi? Ben size soruyorum. Bunu vermeyecek ki kime verecek? Allah Allah. Değil mi? Ne yapacaksın abi? Ha? Burası kalbimde kalsın. Tamam, sağ olasın. Abi sana sormadım. Bak bir tane daha var burada. İstemiyorum ama şöyle bir şey var. Kim seçilirse seçilsin. Şu kırsal bölgenin su fiyatlarına, merkezi su fiyatlarına ayırırlarsa sevinirim. Biz köylüler olarak bu konuda mağduruz ve şikayetçiyiz. Adayımızı söylemeyeceğiz. Ya adayımız sandıkta belli olacak peki, inşallah. İlçeyi söyler miyiz? İlçeyi de söylemek istemiyorum. Herkesin adayı kendine. Peki, ha, sandık bilecek yani. Kardeşim yorum yapmıyor. Şimdi yorum oldu mu olmuyor. Öyle mi? Yorum yapmayan bu ya dediğim gibi. Çok sağ olun. Salih ben birader ya. İbrahim Ozan'a. Büyük şehri kullanacaksın sen. Evet. Kim olsun? Vallahi MHP'ye vereceğim ben bu kadarına. MHP'ye mi vereceksin? Evet. Salih'i de kime vereceksin? MHP'ye vereceğim hepsine. Büyük şehirde de. Evet. Tamam, sağ olasın. Abi. Buyur. Gitme daha nereye gidiyorsun? Tezgah burada. Tamam tezgah kim? Müşteri yok zaten. Müşteri yok zaten. Buyurun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? İlçede ne yapacağız? İlçede yapacağız bir şeyler. Var mı bir adayımız? Var. Bu kim? Onu buluruz galiba. Öyle mi? Ha. Çok teşekkürler. Hayırlı işler tekrardan. Abi kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi Zeybek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Bana daha olumlu geldi ya. Yakın hissettim kendime. Girişimci. Bugün buraya geldi. Sohbetini dinledim. Güzel konuşuyor. Gerçekleri konuşuyor. Gerçek neredeyse biz oradayız. Peki. İlçede adayınız belli mi? İlçede adayımız... Belli değil şu an bakalım. Neden belli değil? Düşünüyoruz hala. Peki. Adayları değerlendireceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Abiler size de sorayım mı? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Bunu bilmiyoruz abi ya. Bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Zeyrek. Neden Zeyrek abi? Yeni. Evet. İlçede ne yapacağız? İlçede ne yapacağız? İlçeye bakacağız bir daha. Halen kararsız mıyız? Evet kararsız da. Ben kardeşim cevap veremeyeceğim şimdi daha kararsızım daha. Neden kararsız abi? O güne kadar zaman var. İkisini de dinlemem lazım bir. Birini dinledim, öteyini de dinlemem lazım. Dinledim. Dinledin mi? Bunu dinledim bugün. Gittim orada, dinledim. Dedikler doğru, hoşuma gitti ama... Ferdi Zeyrek'i mi dinledin? He. Dedikleri? Hoşuma gitti yani. Öteyini de dinleyeceğim, bundan sonra karar vereceğim. Yani ben daha çeltik değilim yani ulu ortamı oy kullanacak. Dostum merhaba, kolay gelsin. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek tabii ki de. Neden Ferdi Zeyrek abi? Hem CHP'liyim hem de artık değişmesi lazım. Neler değişsin mesela? Her şey değişmesi lazım. Daha bugün suyu ettim mesela.
200 liralık. Bize gelen su 100-110 liralık mesela. En başta su. Her türlü değişmesi lazım. İlçedeki adayınız belli mi? Burada Şerif Akmeşe. Şerif Akmeşe. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Amcama da sorayım. Amca çok dertli müzik çalıyor ha. Yanık yanık bir şeyler alıyorlar. Niye bu kadar dertliyiz? Yok dert yok. Dizerek mi Cengiz Ergin? Memlekette dert bitmiyor ki. Ferdi. Neden Ferdi abi? Onlarla benim hiçbir işim olmaz gari. Ben bu zamana kadar devamlı AKP'ye oy verdim. Ama bundan sonra hiçbir işim olmaz. Git de hukuk var mı şeyde bir bakmıyor. Abi o gün bakacağız ya. Öyle mi? Tabii. Hangisi daha güzel şeyler ne diyeyim sen nasıl ifade edeyim? Avaylar verirse ona göre bakacağız biz de. Şu an kararsız mıyız yoksa söylemek mi istemiyoruz? Kararsızız. Bakacağız ona göre. İlçede bir karar verdik mi? Ya o belli de. Büyükşehir'e bakacağız ya. Yani. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Kardeşim aynı. Öyle mi? Aynen. Sen de daha karar vermedin. Evet. Abi sen? Ben oy kullanmayacağım abi. Niye abi? Ben istemiyorum abi. Hangisine versek bizi eziyor abi. Anladın mı? Ben oy vermeyeceğim. Abim kolay gelsin, hayırlı işler. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Bana mı? Hı-hı. Abi ben Ferdi Bey'i seviyorum ya. Niye Ferdi Bey'i seviyorsun? Şimdi abi benim bir huyum var, bir adam 5 sene dursun ya. Evet. Yıllarca da durmasın ki başımızda. Ne bu ya? İyice usandırdılar. Ferdi Bey'i inşallah getiririz, dünyalar bizim olur. Peki, çok teşekkür ederim. Çok ben bir esnaf olarak onun zaten kalbimiz o. İlçede adayım belli mi abi? Şimdi ilçede de Allah nasip ederse Şerif Akmeşe. Ferdi Zeyrek. Patron oraya atalım dedi bak. Öyle mi dedi? İsim alabilir miyiz abi sizin adayınız? Ben Nurla Ustabaşı. Hayır, Büyükşehir'deki adayınızı merak ediyorum. İşte Zeybek dedi ya. Siz ne diyorsunuz önemli? Şimdi ona da gideceğim. Aynı. Neden Zeybek abi? Bak ben yine Zeybek dedim. Zeyrek. Arası çok yüksek geliyor bize. 200 liraya 6 ton su. Demirci gibi ya da şurada 1000 kilometre öteden geliyor abi. Masrafsız. Ferdi Zeyrek. Neden abi? Abi hizmet gelmiyor Demirci'ye. Hiç hizmet gelmedi Demirci Büyükşehir'den. Memnun kalmadınız mı? Yollarımız yapılmadı. Hiç gelmedi hiç. Hizmet yollarımız hiç yapılmadı şey abi. Bu sefer Ferdi Zeyrek diyoruz. İlçede ne yapacaksınız? İlçede oy kullanmayacağım. Neden? Kullanmayacağım abi. İstediğim aday yok. Hizmet verecek aday yok. Oy için kullanmayacağım işte. Çok sağ ol abi. Abiler hayırlı işler. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Geleceğim sana da geleceğim. Benim bir fikrim yok. O kullanmayacağım mı? Kullanacağım canım. Şu an? O zaman düşünürüm. Peki teşekkürler. Abi sen? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün abi? Sormaya gerek yok. Tekken. Geleceğim sana abi. Biz Cengiz Ergün. İlçede ne yapacağız abi? Hepsi. AK Parti. O düzelce. O düzelce ben de Saadet Partiliyim'dir. Ha, bu da Zeyrekçi. Ben Saadet Partiliyim. Büyükşehir'den aksan abi. Onlar Zeyrek. Zeyrek mi? Evet. Peki. Böyle geldim. Demirci ne orman genel müdürü? Sen cevap vermeyeceksin değil mi? Biz cevap vermeyelim. Peki, teşekkürler. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Ablama da sorayım. Ablam Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ben mi? He, Büyükşehir'de kime oy vereceğiz? Bilmiyorum abi ben. Vallahi. He. Niye bilmiyoruz? Niye bilmiyoruz? Karar vermedik mi daha? Vermedim oğlum. Ne zaman vereceksin? Her şeye zam. Ne olacak bizim halimiz? Aa bak hiçbir şey almadım. Dünya zam. Ne yükleniyorum ben partilerde? Doğru değil mi? Ben o kadar köylü olmuş kana. Dünya teberiye şey yapıyorum. Neredeyse 600-700 gibi verdim bence buna. Ne olacağız biz? Değiştirecek misin? He? Değiştirecek misin? Değiştireceğim ya ismi. Neyi değiştirecek? Hiç olmasa gelecek öğrensin bir de. Gelecek öğrensin. Doğru değil mi Hasan Hüseyin? Daha önce kime verdin abla? Cengiz'e. Cengiz'e verdim. Şimdi vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim. Bitti ben de vereceğim. Zeyrek. İlçede kime vereceksin? He? İlçede kime vereceksin? Kim denk geldi basacaksın geçtin. Tamam daha önce Büyükşehir'de Cengiz Ergün'e vermiştin şimdi vermiyorsun. Vermeyeceğim. Her şey zamzam ya. Doğru değil mi? İstersen veri de bana. Ben de mi? Ben şu an soruyu sadece soruyorum. Tarafsız bir şekilde. Allah razı olsun. Tarafsızsın. Ben de taraflıyım işte. Peki, çok teşekkür ederim. Sen de çok sağ ol. Kendine çok iyi. Sağ olun. Siz de. Abiler hayırlı işler. Kolay gelsin. Başka parti yok mu?
Ya şu anda iki potansiyel adayı karşılaşıyoruz. Diğerleri diyebilirsin veya başka bir aday söyleyebilirsin. Ferdi Zeyrek tabii. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim lazım. Nelerin değişmesini istiyoruz? Her şey. Bak burada biz zaten şeyin içindeyiz, çamurun içindeyiz. Bunun maske altyapı çalışmalarına başlayacağım dedi. Her tarafı gazlı bıraktı gitti. Bunu ne zaman yaptı abi? Ya iki senedir çamurun içindeyiz zaten. İlçede ne yapacağız? İlçede mi? O belli değil daha ama gene de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyi düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Abi sen sor. Efendim bir dakika geleyim. Abim özür dilerim. Bir dakika. Ama bak kendi yaylamızdan suyu kendimiz getirdik. Kendi suyumuzla köyde para veriyoruz. Lan ne organik bir partide? Hiç. He? Kendi dağımın suyunu kendim parayı yana veriyor. Kendi suyumuz da kendi suyumuz bu. Abim gitmeden abime de soruyor. Hayır organik biz Cengiz Ergün'e. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün diye soruyor. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Cengiz Ergün'den bir şey görmedik ki. Niye Cengiz Ergün diyelim? Üç dönemdir yapıyor. Memleketin halini dolaşmışsınızdır, görmüşsünüzdür mutlaka. Hiçbir yatırım yok, hiçbir şey yok. Bugün Ferdi Zeyrek'i de bir dinledik. Ona hak veriyoruz, ona vereceğiz oyumuzu. İlçede bir adayınız var mı? Tabii ki. İhsan Temel'e vereceğiz onu da. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Hayırlı günler. Ben muhtar adayım. Kabadırsan söylerim. O zaman şey yap, kendine oy iste. Tabii canım, Çamlıca Mahallesi olarak kendi şahsıma güzel hizmetler yapacağımı hissettiğim için aday oldum ve iyi hizmetler yapacağım. İnşallah kazanacağız. Çamlıca kazanacak. Ben de kazanacağım. Hakkında hayırlısı olsun abi. Abi hayırlı işler. Tamam. Nasılsın, iyi misin? İyi, tamam zaten. Valla yüzün güzel gülüyor ya. Enerji saçtın. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Yorum yok. Valla. O kadar güzel güldü. Benim için 10 numara bir cevap vereceğim. Hadi hayırlı işler o zaman. Abim hayırlı işler. Sağ ol, nasılsın, iyi misin? Eyvallah, sen nasılsın? Çok şükür, üşüyoruz biraz ama demircinin soğuğuna alışamadık. Vallahi abi şimdi buradan gideceğiz Manisa. Tekrar bak altında tişört var. He. Tişörtle gezeceğiz, o yüzden gelsin. Boşa gidecek. Bu çekim neyiniz? Abi bu çekim şunun soru soruyoruz. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? O konuda cevap vermeyeyim abi. O senin hakkın. İlçeyi söylemek ister misin? Ben milliyetçiyim abi. İlçede? Milliyetçiyim. Her ne olsa da milliyetçiyim. Ben adayını merak ediyorum. Milliyetçiyim dedim büyük ya. Büyükşehir'de neden? Milliyetçiyim dedim ya. Büyükşehir'de Cengiz... Yolun kısası. Büyükşehir'de cevap vermiş oluyor mu? Kabul edeyim mi? Milliyetçiyim ya. Ya anladım şimdi, ben sana soru soruyorum. Bırakmayın. Milliyetçiyim ya. Milliyetçiyim kısaca. Peki. Kesinlikle. Peki, teşekkür ediyorum o zaman. Cengiz Ergün'ün için vermiyor. Yazamıyor. Vermiyor işte. Ya onu da sen bul. He? Sen benden gençsin, bulursun. Niye diğerlerde milliyetçi değil mi? Ne diyeyim? Bilmem, başkası beni bağlamaz. İşte ben haksızlık yapıyorum. Beni bağlayan bendir. Tamam. Ona ben karışmam. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hadi hayırlıca. Abiye de sorayım da. Buraya sorduk değil mi biz? He, sorduk oraya. Abim sana sormadık. O zaman kapatalım abi artık.